Mesajlar tekrar stüdyomuzdayız. Her zaman konuştuğumuz ve bayağı da konuşmaya devam edeceğimiz bir konuyu değerlendireceğiz yine. Hayvan hakları. Keşke hayvan haklarını hiç konuşmasak. Çünkü hayvanların hakkı verilmiş olsa da ya da bu yeryüzünü onlarla beraber paylaştığımızı kavrayabilsek de hiçbir şekilde hakları konuşmasak. Ama yine konuşacağız. Seçim öncesi çıkartılması beklenen bir yasa vardı. Tasarı halindeydi. Hayvan haklarının daha çok korunması noktasında sahipli sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kalkacaktı. Seçimler geçti. Peki şu geldiğimiz noktada tasarı ne durumda? Onu konuşacağız. Tabii tartışacağımız başka gündem maddeleri de var. Hayvan haklarının korunması durumunda, hayvana şiddet durumunda neler yapılıyor, cezalar caydırıcı mı değil mi? Baktığımız zaman elbette pek de caydırıcı olduğunu söyleyemeyiz. Bütün bu başlıkları değerlendireceğiz. Konuğumuz avukat Sezen Gürhan. Mesaj, fikir, yorum varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Nebi Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi bu tasarıyla başlamak istiyorum aslında. Seçim öncesi biz sizinle yine konuştuk bu tasarıyı. Evet. Güzel bir tasarı demiştik. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kalkacaktı. Evet, sahipli sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kalkıyordu. Fakat hala yarattığı sorunlar vardı soruşturma açısından. Tabii hala sorunlar devam ediyor. Aslında bugün de değineceğimiz konu sorunların devam etmesi ama ilk önce davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu konu için burada bulunmak beni mutlu ediyor çünkü hani basın yoluyla en azından bazı mesajlar verme imkanı bulabiliyoruz. Tabii bu vesileyle de yeni adli yılını tüm adli camiamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum. Doğru, onu da biz kutlayalım. Kendi evet, adımıza adliyeniz ben kendi kendime kutlamış bulundum. İnşallah bu adli yıldan bu kanun tasarısı artık torba yasa tamamen kanunlaşır. Ve dediğimiz noktalar kanun koyucu tarafından dikkate alınır ve değişiklik yapılarak aslında kanunlaşması gerekiyor. Bunu da zaten önceden de ifade etmiştim. Bu tasarının, bu torba yasanın yeterli olmadığını önceden ifade ettik. Bu noktaları burada tekrar ifade edelim. Zaten tekrar ifade ediliyor da hayvan hakları dernekleri, hayvanseverler tarafından, avukatlar tarafından, barolar tarafından, bu konudaki ehil kişiler tarafından. İnşallah bunlar tekrar dikkate alınarak değiştirilir. Çünkü değiştirilmediği takdirde sorunun küçük bir tarafını çözmüş olacaksınız. Hala devam edecek noksanlıklar olacak. Tabii bu sadece aslında Türkiye'ye has bir özelliği de yok bu konunun. Bu konu hem ulusal hem de uluslararası anlamda ivme kazanan bir konu. Ve aynı zamanda hala ne yazık ki hukuki niteliği ve hayvan hakkı kavramı da bir noktada tartışılmaya devam ediyor. Ama ben bu torba yasaya geçmeden önce hayvan hakkı kavramını kısaca tanımlamak isterim. Tabii, evet, hukuki niteliği çok teorik kalır. Şu an burada konuşmanın da bir faydası olmaz bize. Bu sadece kitaplarda yazılır. Teorik bir noktası var. Pratik bir faydası var mı? Evet, hukuki niteliğinin eşya değil artık biliyorsunuz. Hayvanların eşya olmadığını kabul etmek, bunu kanunlarda belirtmek, açıkça düzenlemek önemlidir. Yani eşya paltosunu artık hayvanların üzerinden çıkartmamız gerekiyor. Onların da hissedebilen canlı varlıklar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Zaten hayvan hakkı kavramına gelmeden önce biraz hızlı ilerledim sanırım ama hukuki nitelik konusunda bir çelişki de var zaten mevzuatta. O çelişki nedir? Bu. Çelişki şu. Hayvan hakları koruma kanununda hayvanların canlı bir canlı ve hissedebilen olduğu yazıyor. Bu belirtiliyor. Ama biz Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda veya farklı mevzuata baktığımızda, işte Medeni Kanun'a baktığımızda hayvanların hala eşya statüsünü koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu çelişkinin de bir an önce giderilmesi gerekiyor. Torba yasadaki eksikliklerden biri de bu. Hukuki niteliklerinin artık eşya olmadığı, hissedebilen canlı olduğu, hayatlarının farkında olduğunu belirtilmesi gerekti. Şimdi torba yasaya gelecek olursak, buradaki eksikliklerden bahsedecek olursak, hayvan hakkı kavramı dediğimiz hususun da açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Bu zaten anayasada da açıkça ifadesi olmayan bir hüküm. Biz bunun da yanındayız. Yani anayasada da bir hüküm olması gerektiğini savunuyoruz. Hayvan hakkı dediğimiz şey hukuken korunan, bakın dikkat edin, hukuken korunan. Yani artık hukuki altyapının bir şekilde olması gerekiyor. Hukuken korunması gerekiyor ki biz soruşturma başlatabilelim, kovuşturma başlatabilelim, takipçisi olabilelim, cezai yaptırımları olsun, idari yaptırımları olsun vesaire. Hukukça korunan, hukuken korunan ve diğer yandan da bizlere, insana ihlal etmeme yükümlülüğü yükleyen hakların toplamıdır hayvan hakkı kavramı.
İşte bunun bu şekilde açıkça Hayvan Hakları Kanunu'nda 51.99 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda yer alması gerekiyordu. Yer almadı. Veya işte Türk Ceza Kanunu'nda yer almadı. Medeni Kanunu'nda yer almıyor. Anayasada yer almıyor. Bu eksiklik giderilmesi gerekiyor. Tabii burada da bu noktada ben şunu da söylemiyorum. Aşırı olmak. Yani burada tabii her iki canlı türününde hem insan hem hayvan. Bu menfaat dengesi sağlanarak orta yol bulunmalı. Şimdi bazen hani karşı çıkıyorlar. Biz diyorlar ki insan haklarının tartışıldığı bir platformdayız. Dolayısıyla biz bitki hakkından, canlı hakkından, hayvan hakkından bahsetmek biraz yabancı bir konu olarak ele alınıyor. Ama biz de şunu diyoruz, yani bakın insan hakkıyla hayvan hakkını karıştırmayın. İnsan farklı bir canlı, hayvan farklı bir canlı. Çünkü insan kendini savunabiliyor, hayvan tabii, aynen öyle. Öyle bir imkanı, tabii, şansı yani yok. Sonuçta şöyle düşünün, evet hissedebilen bir varlık ama kendi hukuki işlem yaparak kendi lehine bir hak tesis edemiyor. Hı hı. Eylem tesis edemiyor. Kendi lehine bir iradesi yok. Dolayısıyla iradesi olmayan bir canlının, rızası dahilinde yapamadığı ve karar veremeyen bir canlının insana tabi hükümlere maruz bırakılması da vicdana zaten başta ters düşen bir şey. Şunu da hemen ifade etmek istiyorum. Bakın zaten hayvan hakkı dediğimiz şey doğal bir hak. Yani bu pozitif hukuk kuralları gereği mevzuata yer almasa bile, ele alınmasa bile bu zaten mevcut olan bir durum. Doğa gereği. Yani hiç yasalar olmasa bile zaten o canlıların örneğin yaşama hakkı var, öldürülmeme hakkı var, işkence veya kötü muameleye tabi tutulmama hakkı var. Bunlar dolayısıyla doğal hakken biz daha pozitif hukuk kuralı gereği bir düzenleme yapamıyoruz. Ve şunu da çok açıkça söyleyebilirim. Siz doğal hukuka aykırı bir düzenleme yaparsanız bu zaten işlemez. Doğal hukuka aykırı bir düzenleme akıl dışı olur. Örneğin siz güneşin doğudan değil de batıdan doğduğuna ilişkin bir düzenleme yapsanız artık güneş doğudan değil batıdan doğacaktır. Ve aynen öyle buna göre düzenlemeler yapılsa. Bunun bir geçerliliği olur mu? Çünkü doğanın kendi bulunduğu ortamda bir düzeni var zaten. İşte hayvanlar da aslında öyle. Onu ben de söylüyorum. Mesela girişte değindiğim nokta da oydu. Bu yeryüzünde biz sanki insan olarak kendi üstünlüğümüzü ilan etmeye çalışıyoruz. Ve hayvanların üzerinde bir sahip olduğumuzu, doğaya hakim olduğumuzu söylemeye çalışıyoruz. Hatta derler ya, doğayla eğer savaşı kazanırsak kaybedeceğiz. Çok güzel bir laftır mesela. Aslında bu insanın kendisine en büyük, lafınızı böldüm kusura bakmayın. İnsanın kendisine en büyük cezası olacaktır. Evet. Yani dönüp dolaşıp insan kendisi zarar görecektir. Bu zaten sadece, tabii daha konuya giremedik, giriş yapmakta kaldık. Bu konuda da biraz ben yani üzgünüm en azından. Yok, vaktimiz var, konuşabiliriz tamam, bunu inşallah. Konuşmak da lazım yani zaten. Yani adli yılda, hani yeni adli yılda inşallah bu tasarı tamamen kanunlaşacak ama ya şunu söylüyorum, yani siz doğal hukuka aykırı bir şey yapıyorsunuz ve bunun bedeline de siz katlanırsınız. Bu sadece kötü muamele, işkence vesaire değil. Çok farklı şekilde de Türkiye'de hayvan hakları ihlal ediliyor. Örneğin ne yapılıyor? Yaşam hakları, yani yaşam alanları, özür dilerim, yaşam alanları daraltılıyor. Mesela ne yapılıyor? Sulak alanlar, çok verimli sulak alanların suları çekilerek o alanlar tarım alanı ilan ediliyor. Tarım alanı elde edilmeye çalışılıyor. Veya kirlilik. Mesela çevrenin kasten kirletilmesi veya taksirle kirletilmesi Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Çevrenin kirlilik, çevredeki kirliliğe ilişkin önlem alınmaması ve buna ilişkin caydırıcı ve adli cezalar veya idari cezalar olmaması da aslında büyük bir eksiklik. Siz hayvanın savunmasız halinden faydalanmış ve hayvanın hakkını ihlal etmiş oluyorsunuz. Yaşam alanlarını daraltarak. Evet. Veya deneyler, hala işte hayvanlar üzerinde deneyler yapılmaya devam ediliyor. Peki bu deneylerin nasıl bir sonucu var? Bakın aslında ben deneyleri iki başlık altında, yani aslında iki dayanak altında topluyorum. Birincisi, önce düşünmemiz gereken şey şu. Gerçekten biz vicdanen rahat mıyız? Yani bu hukuki meseleden çok, hep ben bunu söylüyorum ve söyleyeceğim de sanırım. Hukuki mesele olmaktan çok insanın ahlaki meselesi de. Yani bunun vicdani boyutu da var. Siz canlının, hissedebilen bir canlı olduğunu bilerek nasıl yani onu deneye maruz bırakabilirsiniz? Ki ikinci boyutu da, hani birinci dayanağı bu. İkinci dayanağı da biliyorsunuz artık bu zaten bilim adamları tarafından da söylendi ve açıklandı. Deneyler noksan
kalabiliyor. Yani istenilen sonuca ulaşılamayabiliyor. Ve istenilen sonuca ulaşamayacakken bir canlının üzerinde deney yapılması akıl dışı ve vicdana ters duran, ters düşen bir durum. Hani sadece işte dedim ya, hani basında yansıtılan işte kötü muamele, işkence, eziyet vesaire durumları da değil, farklı alanlar. Örneğin yapım, yol yapımı, inşaat yapımları. Bunlar dahi hayvanların kötü etkilenmesine, olumsuz etkilenmesine, hayvan haklarının ihlal edilmesine ve hala hayvan refahının sağlanmamasına sebep oluyor. Çok güzel bir yere geldiniz. Ben de oraya bir virgül koymak istiyorum. Biz hep kedilerin, köpeklerin haklarını konuşuyoruz ama ve sanki hayvan sevgisi Türkiye'de kedi köpek üzerinden ilerliyor. Ve şöyle bir durum var ki kedi sevenler köpeği çok sevmiyor. Köpek sevenler sanki diğer hayvan türlerini pek sevmiyor. Ama dünyada yaşayan birçok hayvan var, yabani hayatta da var olan hayvanlar var. Ve genelde hep şu haberleri aktarırız zaman zaman. Tilkiler kente indi, ayılar kent merkezine, domuzlar kent merkezine indi diye de şunu hiç sormuyoruz. Peki bu hayvanlar bunca zaman kent merkezine gelmezken neden artık şehre inmeye başladılar? İşte bu noktada yaşam alanlarının daraldığını görürüz. Hatta, o hakkı hiç konuşmuyoruz. Dediğiniz çok doğru aslında. Aynen öyle. Hep sadece kötü muameleyi vesaire konuşuyoruz. Mesela Koru Dağları'nda yol yapımı sebebiyle Karaca nesli dediğimiz, nesli tükenmekte olan bir hayvan türü var. Ve artık bu hayvan türü Koru Dağları'ndaki yol yapımı sebebiyle tehlikeye girdi. Hı hı. Şimdi siz sadece hani hayvana işkence ve kötü muameleden bahsedemezsiniz. Evet. Bir başka ticari amaçla kullanılması var. Veya ticari amaçla kullanırken tabii bu tilkilerden kürk elde edilmesi veya boynuz elde edilmesi veya av. Av bir spor olarak algılanıyor hala. Nasıl hissedebilen bir canlı bir eğlence unsuruna, aracına dönüşebilir? Dolayısıyla bu hani sadece bu konu üzerinde durmak değil, Türkiye'de şu an yerleşmiş hayvan hakları ihlali devam ediyor. Örneğin huzur evi kavramı hayvanlarda yok. Ve siz süs hayvanlarını genelde veya doğal ortamına geri dönemeyecek şekilde kalan hayvanları insanlar sokağa bırakıyor. Ve bununla ilgili de ciddi bir sıkıntı var. Çünkü artık evcil hayvan sizin evinizdeki bir canlıya, bir kişiye zarar veriyorsa siz bunu kaldıramıyorsunuz ve o hayvanı dışarı atıyorsunuz. Bu da bir hayvan hakkı ihlali. Bu da bir hayvan hakkı mağduriyetine sebep olan bir durum. Mesela başka ne var? Başka dediğim gibi ticaretin engellenmemesi var. Veya fiziksel müdahaleler var. Mesela danalar. Danaların üzerine siz çok sıcak ızgara yapılıyor ve bu sahiplendiğini gösterilmesi için bu çok sıcak ızgaralar danaların derisine, yani yüzeyine değdiriliyor ki sahipli olduğu gösterilsin. Hani tek yol bu mu? Ben bunu soruyorum. Tek yol bu mu? Örneğin çip var, dövme dediğimiz olay var veya kulaklarına sahipli olduğunu gösterecek bir işaret belirlenebilir. Bunun farklı yolları varken neden onu hiçe sayarak, daha kolaya kaçarak, bir ızgarayı çok ısıtarak onun üzerinde damga zaten kesilecek yapıyoruz diyoruz galiba. Evet, zaten kesilecek. O nedenle varlığından haberdar olmadan, canı yanacak mı hiç düşünmeden o dövmeyi koyabiliyoruz. Tabii şimdi tasarıya da biraz girelim istiyoruz. Mesela tasarıda ne var? Şimdi zaten bizim şu an elimizde olan iki tane mevzuat var temel anlamda. Birincisi sürekli konuştuğumuz 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu ve bu Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na ilişkin yönetmelik var. Diğer açıdan da şu an torba yasa var, tartışılan. Zaten şu anki 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'ndaki eksikliklerden bahsetmek gerekirse bariz belli. İşte bunların bir kabahat olarak görülmesi, suç olarak ifade edilmemesi, suç olarak düzenlenmemesi, sahipli sahipsiz hayvan ayrımının yapılmaması, yapılması, sahipli hayvan farklı bir muameleye maruz kalıyor, sahipsiz hayvan farklı bir muameleye. Bu eksiklikler var. Peki, yani sadece tabii bir de idari para cezaları var. Siz kabahat olduğunda ne oluyor? Siz sadece cezai olarak bunun yaptırımı idari para cezası niteliğinde oluyor. İdari para cezası niteliğindeki yaptırımlarda caydırıcı mı? Değil. Etkili mi? Değil. Uygulanabilir mi? Hayır, değil. Dolayısıyla bunların yeni torba yasayla birlikte değiştirilmesi gereken noktaları, hükümlerinden bahsedelim. İlk olarak şimdi basında şöyle çıktı. Artık ceza kanununa hüküm gelecek, adli para cezası gelecek, hapis cezası gelecek vesaire diye gündemde yer aldı. Ama işin özüne girince biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Mesela nasıl farklı? Sahipli ve sahipsiz hayvan bir hüküm, torba yasadaki bir hüküm der ki,
sahipli veya sahipsiz hayvana karşı acımasız ve zalimce davranışta bulunan, sebep olmadan, saklı bir sebep olmaksızın öldüren veya eziyet eden kişi 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir. Hı hı. Şimdi bakın, bu şu an torba yasadaki mevcut düzenleme eğer bu şekilde yasallaşırsa bu düzenleme bu şekilde gelecek. Peki bunun sıkıntıları neler? Hani biz sürekli söylüyoruz, dikkate alınsın diye söylüyoruz. Şimdi haklı bir sebep olmaksızın öldürülen hayvan. Peki haklı bir sebep nedir? Bu muğlak bir kavramdır. Yani bu belirsizdir. Bunun açıkça ifade edilmesi gerekir. Yani hukukta şöyle bir durum var. Şimdi siz metne bakıyorsunuz. Metin yoruma müsaitse bu tehlike arz eder. Çünkü nasıl yorumlayacağız? Hani tabii bunun gerekçesi olur. Kanun metninin gerekçelerinde de yer alır ama bunun yeterli olmadığı, daha açık bir şekilde ifade etmesi gerektiği ya da net olması gerekmez mi aslında? Evet, yani mesela siz acımasız ve zalimce muamelede bulunan diyorsunuz. Eziyet eden diyorsunuz. Ve sonrasında haklı neden olmaksızın öldüren. Haklı neden nedir? Yani tırnak içinde haklı neden kavramı size göre farklı olabilir. Bir hayvan severe farklı olabilir, hayvan severe göre farklı olabilir. Bir hukukçuya göre, bir yasama politikası yürüten bir erkeğe göre farklı olabilir. O yüzden şöyle bir şey çıkacak ki, bir köpek öldürürse köpek bana saldırdı ya da doğada bir ayı öldürürse ayı bana saldıracak gibi bahaneler de açığa çıkacak. Evet, yani insanoğlu kendini orada da belli edecek. Bu haklı neden kavramı geniş ve yoruma müsait olduğu için haklı nedeni kendini bir şekilde sızdırabilecek ve bu sızdırma yeteneğine devam edecek. Hı-hı. O zaman biz bu hükmün ne faydasından bahsedebileceğiz? Yani sonuçta siz bir hukuk kuralı yapıyorsanız onun uygulanabilir de olması lazım. Yani sizin eğer hukuk kuralınız noksansa, etkisi, caydırıcılığı yoksa neden yapıyoruz? Neden yasalara bunu koyuyoruz? Uygulanabilirlik açısından haklı bir nedeni de araştırmamız gerekiyor. Haklı nedenin bu muğlak kavramdan çıkartılması ve daha açıkça, net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Diğer bir sorunlu durum, sadece bu madde için konuşuyoruz. Diğer sorunlu bir durum nedir peki bu maddede? Mesela sadece ne düzenlenmiş? Acımasızlık düzenlenmiş, eziyet verilmesi ve zalimce davranılması düzenlenmiş. Oysa başka durumlar da var. Mesela kötü muamele var, işkence var. Peki bunlar neden bu maddede yok? Bu maddede bunlar yoksa peki suç olarak hapis cezası verilecek. İşte zalimce, acımasızca eziyet veren bir durum varsa hapis cezası olacak. Peki benim diğer saydığım eksiklikler o zaman yine idari yaptırım niteliğindeki mevzuata mı tabi olacak? Ya, o zaman burada da yine bir eksiklik oluyor. Bir diğer eksiklik, ya bakın sadece bir hükümden bahsediyorum, bir fıkradan bahsediyorum ve eksiklerden bahsediyorum. Hani bu benim sadece yarattığım bir durum değil, benim söylediğim bir durum değil. Ben burada söylenenleri toparlayıp size izah etmeye çalışıyorum. Bu zaten bütün hayvan hakları derneklerinin ve hukuki altyapının, hukukçuların da söylediği bir durum. Diğer bir sorun, 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası diyoruz. En çok vurgulanan basında da buydu. Ceza alt sınırının 2 yıl olması gerekiyor. Sizin eğer gerçekten hapis cezasına mahkum etmek istiyorsanız bir sanığı. Bu ne demek? Şimdi 4 ay olduğu zaman bu ceza ertelenebilir. Hı hı. Bu ceza hükmün geriye bırakılması kararı verilebilir. Bir diğeri adli para cezasına çevrilebilir. Şimdi bu imkanlar 4 ay olduğu takdirde olacak. Ve 4 ay olduğu takdirde bu imkanlar olacaksa bu hükmün gene caydırıcılığından, etkililiğinden bahsedebilir miyiz? Hayır tabii ki. Bahsedemeyiz. Dolayısıyla bizim söylediğimiz bu hükmün, bu fıkrası açısından en az alt sınırının 2 yıl olması gerektiği. Hatta bazı hukukçular şunu da söylüyor. Alt sınırı 3 yıl olsun ve iyi hal indiriminden faydalanamasın. Üstüne şunu da söylüyorlar, ertelemesiz hapis cezasına mahkum edilsin. Tabii bu da bir görüş, bu da bir düşünce ama biz en azından şimdi alt sınırını 2 yıl yapalım. 4 ay gerçekten çok ciddi anlamda düşük bir süredir ve bu 4 aya sokulabilir, 5 aya sokulabilir. 2 yıl olmadığı sürece dediğim imkanlar doğacaktır ve etkililiği yine olmayacaktır. En azından alt sınır 2 yıl olsun ki dediğim durumlar ortaya çıkmasın. Bu sadece bir hüküm için konuştuğumuz eksiklikler. Mesela diğer bir hüküm, daha doğrusu diğer bir hüküm değil, bu hükmün altında olan diğer bir fıkraya değineceğim. Bunda da yine sorunlardan bahsedeceğim. O da nesli tükenmekte olan hayvanları öldüren kişilerin
3 yılda, evet 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmeleri. Peki şimdi ben size eksikliği söyleyince siz mesela şu an bir eksiklik var gibi gözükmüyordur. Evet. Çünkü anlamdan çıkacak o. Nesli tükenmekte olan hayvanı öldüren. Peki yaralayan ne olacak? Yani siz sadece öldüren 3 yıldan 7 yıla kadar ceza veriyorsunuz, hapis cezası veriyorsunuz. Peki yaralama fiili neden düzenlenmiyor? Yani sonuçta nesli yok olma tehlikesi altında bulunan bir canlının yaralanması da çok ciddi bir mesele değil mi? Çok ciddi bir boyut değil mi? Ceza gerektirmiyor mu? Hı-hı. Gerektiriyor. Veya sakat kaldı. O zaman yine nesli devam etme riski altına girecek. Evet, belki üreme sorunu yaşayacak. Belki üreme sorunu yaşayacak, sosyalleşme sorunu yaşayacak, bunalıma girecek, fiziksel aktivitesi azalacak vesaire. Birçok sorun ortaya çıkacak. Gerek sağlık, gerek fiziksel açıdan. Bu noktada da bu hükmün etkisizliğinden bahsedebiliriz. Aslında etkisizliğinden demek yanlış olur. Noksan. Yani burada yaralama fiilinin düzenlenmemiş olması. Peki orada yaralamaya nasıl bir ceza verilecek? İşte para zaten, mı verilecek? Evet, para o zaman, cezası. Onu söylüyoruz. O zaman bu idari para cezasına mı mahkum olacak? Çünkü siz bir hükmü düzenliyorsanız buradaki hükmün karşılığı nedir? Yani cezaların kanunilik ilkesi vardır. Bu ceza hukukunun prensiplerinden biridir. Ceza hukukunda şudur. Kanunda ne yazıyorsa odur. Burada yaralama suçunu bir şekilde içerisine sokamayız. Gerçekten ölmüş olması lazım. Yaralama yoksa sizin bakacağınız kanun o zaman ne olacak? Hayvan hakları koruma kanunundaki diğer hükümler olacak. O zaman biz yine idari para cezası mı vereceğiz? O zaman da, hadi onu öyle kabul ettik. O zaman da orantısızlık olmayacak mı? Siz yaralama fiiline 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verin veya adli para cezası. Sanırım 5000 güne kadar da adli para cezası verilmesi öngörülüyordu. Diğer taraftan da yaralamayı İdari para cezasına tabi tutun. Aslında burada da yine bir orantısızlık söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer mesele hayvanların dövüştürülmesine ilişkin mesele. Hayvanların dövüştürülmesine ilişkin mesele de şu. Bu da tabii bir diğer hükümdür. Hayvanları diyor ki kanun şunu diyor. Hayvanların birbirine zarar verecek şekilde dövüştüren kişiler 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir. Peki burada hayvanlara zarar verecek şekilde dövüştürme kavramı. Bana açıklar mısınız? Yani nedir bu? Zarar kavramı nedir? Zararın tespit edilmesi evet, zarar nedir? Evet zarar nedir? Yaralama yani, mı yoksa öldürmesi evet, mi? Yani zarar nedir? Bunun zarar tespiti hukukta zordur. Yani burada hayvanlar ne yapmış olursa biz zararında olduğunu kabul edeceğiz. Hangi andan itibaren kabul edeceğiz? Ve gerçekten yoruma açık. Çok yoruma açık. Yani sizin de kanun maddesini okuduğunuzda anlayabilmeniz gerekiyor. Hele de böyle bir konuda, hayvan hakları kanunu konusunda, hayvan hukuku konusunda, çevre hukuku konusunda aynı şekilde. Sizin de anlayabilmeniz gerekiyor. Hayvanların birbirine zarar verecek şekilde dövüştürülmesi, buradaki zarar kavramını nasıl tayin edeceğiz? Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Buradaki zarar şartı kaldırılmalı. Hayvanların birbirine zarar verme şartı ortadan kaldırılarak hayvanların dövüştürülmesi, sadece birbirine karşı dövüştürecek nitelikte hareket edilmesi dahi cezalandırmalı ki biz gerçekten bunun önüne geçebilelim. Hı hı. Bunun önüne geçmemiz için de bunun zorunlu olduğunu düşünüyorum. Zarar verme şartı kalkmaz ise örneğin iki hayvan karşı karşıya geldi. Kaldı ki hem cinsleriyle de kavga ettiriliyor hayvanlar hem de farklı cinslerle de. Hem cinsleri hem farklı cinslerle kavga ettiriyorlar. Hatta bunlar için eğitim bile veriliyor. Yani hayvanları dövüştürmek üzerine eğitim veriliyor. Şiddet içerikli eğitimler de veriliyor. Bu İç Anadolu'da örneğin horoz dövüşleri hala bir takım devam ediyor. Veya köpeklerin dövüştürmesi hala bir takım da devam ediliyor. Bu noktada dediğim gibi o zarar şartı kaldırılmalı. Zarar şartının kaldırılması dışında yine hayvan dövüştüren kişilerin sahip olduğu hayvanlar el konulmalı. El konularak hani bunların bir müddet emin olunduktan sonra tekrar hayvan sahiplerine verilmesi söz konusu olmalı. Son olarak ben bir fıkradan daha bahsedeyim. Onu atlamış bulundum. Şimdi bizim ilk söylediğim işte nesli tükenmekte olan hayvanlara ilişkin düzenleme vardı ve sahipli sahipsiz hayvanların zalimce, işkence ya da kötü muamele görerek veya haklı neden olmaksızın öldürmesi durumu vardı. Hı hı. Buna ilişkin üçüncü fıkra der ki bu suçların eğer birden fazla canlıya karşı işlerseniz ceza yarı oranda artacak. Cezanın yarı oranda artması bu hüküm için ağırlaştırıcı nedendir. Örneğin siz
nesli tükenmekte olan bir hayvanı değil, iki hayvanı öldürdüğünüz zaman biz ceza için ne demiştik? 3 yıldan 7 yıla kadar demiştik. Yara oranı da artırılacak. Örneğin 3 değil 4,5 yıl olacak. Peki iki hayvanın öldürülmesine tabi tutacağımız 4,5 yıl yeterli mi? Veya şu şekilde ifade edelim kafa karıştırmadan. Ağırlaştırıcı neden olarak sadece bir hayvan değil, yani nicelik olarak bir hayvan değil, iki hayvan olması yetersiz bir durumdur. Sadece ağırlaştırıcı neden bu mudur? Örneğin bir insanı siz öldürürken eziyet verme, öldürme hali farkıdır veya araç kullanma hali farkıdır. Yani suça ilişkin araçlardaki farklılık, örneğin testereyle öldürmek veya farklı bir şekilde işkence yaparak öldürmek, aç bırakarak öldürmek. Ya veya yaralama fiillerinde çok farklı ağırlaştırıcı nedenler vardır. Peki buradaki ağırlaştırıcı neden yeterli mi? Sadece bir hayvan değil, iki hayvan olması. Dolayısıyla ağırlaştırıcı neden olarak da kapsamın çoğaltılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu ağırlaştırıcı nedenin sadece hayvan sayısına tekabül etmesi yanlış olur diye düşünüyoruz. Bir diğeri zaten bu hep bahsettiğimiz soruşturma aşamasına ilişkin ki bence gerçekten en önemli aşama bu. Soruşturma başlamadığı sürece hiçbir hayvan hakkı ihlali engellenemez, hayvan refahı sağlanamaz. Soruşturma ile ilgili sorun da şu, bunu ifade etmiştik. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı evet kalktı. Peki kalktı ama şu, sahipli hayvanı kendiniz şikayet edeceksiniz. Yani sahipli hayvanın şikayeti sahibi tarafından olacak. Sahipsiz hayvan ise kim yapacak? Bunu bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuru şartı aranıyor. Yani Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuru şartıyla birlikte gerçekleştirecek bakanlık ve ondan sonra takip açılacak. Bu hatırlarsanız Sapanca'daki mevzuyu da konuşmuştuk. Sapanca'daki o küçük siyah köpeğin bacaklarının kesilmesi mevzusunda konuşmuştuk. Orada hatırlarsanız ben şunu söylemiştim. Sahipsiz bir hayvandı o. Ama orada o köpeği besleyenler sahipli kişi olarak atfedildi. Neden? Çünkü eğer sahipli kişi olmaz ise, sahipsiz olursa bir soruşturması zaten gecikecek ama diğer açıdan sahipsiz olduğu için sahipsiz hayvan hükümlerine tabi tutulacak ve eşya sıfatı taşıyacak. Hmm. O zaman da mala zarar verme suçundan yargılanacak. Yani bizim mala zarar verme suçuna katabilmemiz için, çünkü bu hükümler yok şu an sonuçta, cezai bir yaptırımı, suç teşkil etmiyor. Ancak mala zarar verme suçundan dolayı işte TCK'nın 151.2'ydi sanırım, o fıkrasına uygun olarak işlem yapılmıştı. İşte şimdi bu torba yasayla birlikte soruşturma aşamasına ilişkin ciddi anlamda bu dikkat edilirse, bu konuştuğumuz mevzuya dikkat edilirse o takdirde bir sıkıntı kalmayacak. Yani sonuçta bu suçun insanlık mağduru, suçun mağduru insanlık. Dolayısıyla her insanın müracaat edebilmesi, soruşturma başlatabilmesi gerekiyor. Bunu önceden de ifade ettim. Benim de, sizin de, baroların, derneklerin tek başına bu soruşturmayı başlatabilmesi yetkisi gerekiyor ki kaldı ki bakanlığın bu konuda hani bakanlığın zaten işi başından aşkın tabiri yerindeyse dolayısıyla hani bu konuda gecikmeler olabileceği öngörülebilir nitelikte. Dolayısıyla yazılı başvuru şartı aramak biraz ütopik kalıyor bence. Dolayısıyla bu sahipsiz hayvan ayrımı dışında soruşturmanın da her kişi tarafından başlatılabilmesi gerekiyor. Zaten tasarıda o çok dikkat çeken bir durumdu ve zor bir durum aslında. Mesela sokakta bir hayvan işkence yapan birisini gördük. Bizler direkt polis arayıp çağıramıyoruz ya da şikayette bulunamıyoruz. İlla gideceğiz bakanlığa, evet, müdürlüğe ya da... Şimdi ilk önce tabii bu kötü muamele yapıldığında neler yapabiliriz de ayrı bir başlık konusu bu konu açısından. Birincisi polise gidebilirsiniz. Buna paralel olarak belediyeye başvurabilirsiniz. Veya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşık 14-15 tane bölge müdürlükleri var. Tabii sistem değiştiği için bu değişmiş haliyle ifade etmek istiyorum. Bu bölge müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Tabii bu bölge müdürlükleri 15 bölge müdürlüğü var dedim ama 15 bölge müdürlüğün içerisine bağlı iller var. Siz onu bulmanız gerekiyor. Örneğin Ankara farklı bir bölge müdürlüğüne bağlı. Sivas farklı bir bölge müdürlüklerine bağlı. Böyle 4-5 tane ilin bağlı olduğu bir bölge müdürlüğü var. Onları arayabilirsiniz. Onları ifade edebilirsiniz. Diğer önemli bir yol bence basın. Basına haber verebilirsiniz. Dernekleri arkanıza alabilirsiniz. Bu tip girişimlerde bulabilirsiniz. Ama işte aslında yine sıkıntı
Bu sizin dediğin sıkıntının yaşanmaması için de soruşturma açısından kolaylık getirilmesi gerekiyor. Sahipli sahipsiz hayvan açısından. Tabii soruşturmayla ilgili bu konu dışında diğer bir eksiklik de hayvanlarla cinsel ilişkinin düzenlenmemesi. Cinsel ilişki, şimdi cinsel ilişki deyince bu yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bir kavram. Neden? Şimdi cinsel ilişki dediğimiz şey tarafların rızası dahilinde olan bir eylemdir. Dolayısıyla hayvanların hiçbir zaman cinsel ilişkide bulunabileceğini kabul edemeyiz. İstismar. Bu tecavüz. Cinsel, aynen, tecavüz. Zaten sizin de söylediğiniz gibi tecavüzün cinsel ilişki şeklinde ifade edilmesi kabahat değil, özür dilerim, suç değil, kabahat olarak algılanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla doğru tabir edilmeli. Nedir bunun doğru tabiri? Cinsel şiddet içerikli davranışlardır. Cinsel ilişkiye yer verilmeyip, zaten bu yer verilmemiş ama yer verilirken de cinsel şiddet içerikli davranışlara ilişkin beyanda bulunursa, yani tanımda bulunursa daha doğru olur. Zaten cinsel şiddet içerikli davranışları hayvanlara karşı yapan kişiler de ne hayvan ne insan odaklı olmalı cezai yaptırım öngörülürken. Bu tamamen faile odaklı bir yorum olmalı. Fail kim ise, hayvan veya insan. Fail odaklı ceza yaptırımı öngörülmeli. Bir diğer önemli mesele, yine önemsediğim bir mesele. Şimdi insana ilişkin işte ceza hukukuna baktığımızda biz suçların farklı farklı ele alındığını görüyoruz. İşte işkence farklı bir suç, yaralama farklı bir suç, kötü muamele farklı bir suç vesaire. Peki neden ayrı ayrı düzenlenmişken İnsanlara ilişkin ceza kanununda, hayvan haklarını koruma kanununda suçlar düzenlenecekse bunların da ayrı ayrı düzenlenmesi, ayrı ayrı düzenlenmekle beraber ayrı ayrı da ceza tatbik edilmesi gerekiyor. Cezai yaptırımların veya adli para cezalarının öngörülmesi gerekiyor. Bu konuda da açıklık getirileceğine inanıyorum. Yani işkence ayrı düzenlenmeli, tecavüz ayrı düzenlenmeli, öldürme fiili ayrı düzenlenmeli. O zaman bu tip sorunların ortadan kalkacağı kanaatindeyim. Peki bu avı nasıl halledeceğiz? Efendim? O av meselesini nasıl halledeceğiz? O av meselesi zaten hiç de, tasarı da yok bile. Bu da büyük bir eksik. Yani siz yok şimdi ve hatırlattınız. Şöyle bir şey, bu izinle yapılan bir av mevsimi var. Tabii izinle yapılan bir mevsim. Avcılar para vererek ava çıkıyor. Para vererek insan öldürüyorlar ve bundan zevk alıyorlar. Zaten şimdi orası ayrı bir taraf da buna izin vermek de gerçekten çok enteresan. İşte bu yasal hale gelmiş oluyor. Yani siz gidip de bir hayvansever olarak veya hayvan dernekleri olarak gidip herhangi bir eylemde bulunamıyorsunuz ya da işlem başlatamıyorsunuz, hukuki işlem başlatamıyorsunuz çünkü yasal. Hatta daha fazlasını söyleyeyim, hani burada bunu söylemekten kaçınmıştım ve av konusunda çok konuşmamayı tercih ediyorum. Muğla ve Antalya taraflarında bu avlanma bölgelerinde avlanmak için geyik yetiştiriliyor. Bu geyikler çok yüksek meblağlara satılıyor ve çok zengin kişiler bu geyikleri alıp avlanma bölgesinde örneğin serbest bırakılıyor. Ve bu geyiklerin boynuzları bu zengin kişiler tarafından eşlerine götürülüp hediye edildiği bile doğru. Gerçek ifadesi var yani. Filmlerde, yurt dışında. Aynen vardır. Öyle, aynen öyle. Bunun gerçekten yapıldığı bölgeler sabit. Şu an hatırlamıyorum. Yani Muğla'da bir bölge vardı, Antalya'da bir bölge vardı vesaire. Ya da Muğla'da 2-3 bölge var, Antalya'da birkaç bölge var sanırım. O bölgede bu yapımı hala devam ediyor. Av dediğimiz eğlence veya spor olarak algılanıyor. Bu kesinlikle zaten engellenmeli. Bu mevzuatta yok şu an, hala yok. Torba yasada da yok. Bu da bir eksiklik. Buna hiç değinilmemesi de büyük bir eksiklik. Tabii bu, yani sadece keşke eksikler bu olsa, benim söylediklerim olsa, ben somut olanlardan bahsettim. Somut düzenlemelerden bahsettim. Siz hiç olmayan bir şeyden bahsetmiş oldunuz. O hiç yok örneğin. Yani enteresan zaten. Ben bu avı düşününce biraz tuhaf karşılıyorum da, bir insan hayvan öldürmekten spor yapabilir. Ya bir canlı spor sayılmaz için. Spor diyorlar, spor değil de canlı öldürmek yani. Nasıl bir farklı hiçbir spor yok mu yani, spor çeşitlerinden yani spor sadece bunu, evet, başka spor mu kalmadı? Şimdi bir şey daha konuşacağız. Şu apartmanda hayvanların, evet, beslenmesi konusunda arkadaşlarım da paylaşıyor bazen. Mesela İstanbul'da oturan bir arkadaşım var. Kedisi çok miyavladığı için İmza toplanmış ve, evet, taşınmak zorunda kalmış. Tahliye edilmiş. Şimdi bunun hukuki tarafı nedir? Apartman sahipleri böyle bir durumda ne yapabilir? Çıkartabiliyorlar mı kiracı ya da ev sahibini? Ev sahibi ya da kiracı ne yapabilir? Tamam.
Şimdi burada aslında bunun üst başlığından başlamak istiyorum. Burada hayvan hakkı konusunda hayvanların rollerini değiştiğini görüyoruz. Eskiden biz hayvanları daha çok ekonomik yararları ölçüsünde, hukuk da öyle görüyordu, ekonomik yararları ölçüsünde dikkate alıyordu. Örneğin işte sütü, postu, balı ne kadar fazlaysa biz o kadar çok dikkate alıyorduk ve o kadar çok hukuk kuralı vardı. Aslında yine korunan, bakarsanız şu andaki Türk Ceza Kanunu içerisinde de o geçerli. Aslında bakarsanız hukuken korunan yarar hayvana ait değil yine de zaten. Kişinin mülkiyet hakkı, kişinin zilliyetliği, yani o hayvanı elinde bulundurması veya bir üçüncü kişinin hakkı vesaire yine korunan aslında hayvanlar değildi. Onlar sadece hukuki korumanın konusuydu, yararı değildi. Ama tabii gün geçtikçe hayvanlar sadece ekonomik yararları ölçüsünde değil, artık hayvanlar birincisi sağlıklı bir çevrenin ögesi haline geldiler. Ve biliyoruz ki hayvanlar kolluk faaliyetlerinde etkin biçimde kullanılmaya devam ediyorlar. İşte uyuşturucuların tespitinde. Hatta bu konuda da hemen araya girmiş olayım. Bu hayvanlara dahi örneğin bir uyuşturucuyu tespit ettiler. Çünkü onlar çok yüksek eğitimlerden geçiyor köpekler. Koklayarak tespit ettiler. Biz burada bile cezalandırma değil, ödüllendirme yöntemi olması taraftarıyız. Ben kendi evcil hayvanım var ve ben bu evcil hayvanımı da bile ödüllendirme yöntemini kullanıyorum. Cezalandırma değil. Çünkü o da hissedebilen bir varlık. Aslında bütün mesele hissedebilen bir varlık olmasından kaynaklanıyor. Rolleri değiştiğinden bahsediyoruz. Rolleri değiştiği noktasında da sizin söylediğinize geleceğim. Artık günümüzde hayvanlar insanlara refakat eden canlılar olmak üzere teşkil ediyorlar. Yani artık hayvanlar belki de bizim günümüz koşullarında bize psikolojik tedavi olarak yardımcı olan canlılar. Hı hı. Hatta daha dün şu an aklıma geldi. Daha dün haberlerde şu ifade edildi. Belki siz de rastlamışsınızdır. Evde hayvan besleyen, kedi köpek besleyen kişilerin kalp krizinin riskinin %23 oranında azaldığı. Çok ciddi bir rakam. Çünkü zaten yani siz de köpek ya da kediyi sevdiğinizde kalbinizin yumuşadığını ve kalp sağlığı açısından bile iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii şu anki koşullar eski hayata göre daha zor. İşte koşturma içerisindeyiz, akşam gidiyoruz, sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz vesaire, stres bir yandan. Dolayısıyla o canlıyı sevmek bile, beslemek bile bizim kalp sağlığı açımızdan iyiyken işte apartmanda şikayet eden kişiler olabiliyor. Çevre İl Müdürlüğü'ne yapılıyor bu şikayetler. Şimdi refakat eden canlılar evet boşluk dolduruyor. Bu nedenle de apartman dairelerinde kedi köpek beslenmesi artmış durumda. Ve artık komşuluk hukuku da tabii çok yani insanlar daha anlayışlı değil eskisinden. Daha anlayışsız, tahammülsüz ve tahammülsüz. Aynen doğru kelime bu, tahammülsüz. O nedenle sıkıntılar yaşanmaya başladı. Peki bizim yapmamız gereken ve olan şey nedir? Şimdi apartman yönetim planı var. Apartman yönetim planı dediğimiz şey, apartmanın kuruluşunda yani apartman inşası bittikten sonraki ilk toplantıda düzenlenen ve kat maliklerinin, hak sahiplerinin imzasının bulunduğu bir sözleşme tabiri yerindeyse. Bir resmi bir belge. Şimdi bu belgede ne görüyoruz? Biz bir anlaşmazlık çıktığında bu belgeye bakılıyor. Eğer bu belgede hüküm yoksa biz neye bakıyoruz? Kat mülkiyetleri kanununa bakıyoruz veya diğer genel hükümleri dahilinde sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama kat mülkiyetleri kanununa ve genel hükümlere bakmadan önce bizim için esas olan apartman yönetim planı. Bu dediğimiz gibi apartman yönetim planı örneğin tapuda bulunur. Bunu siz almak istiyorsunuz, tapuya bir dilekçeyle bir başvuruda bulunursunuz. Bunun masrafı vardır. Belirli bir masrafını ödersiniz ve yönetim planını alırsınız. Bu tabii hak sahipleri açısından, hak sahipleri imzaladığı için ilk inşadan sonraki toplantıda çok önemlidir. Resmi bir belgedir en nihayetinde. Şimdi apartman yönetim planında hayvan beslenemez veya hayvan beslenir nitelikte hükümler olabilir. Hayvan beslenemez diye bir hüküm varsa zaten yapılacak çok bir şey yoktur. Bu açık ve net söyleyebilirim. Bu konuda da bir örnek vereceğim ve daha da somutlaştıracağım. Eğer apartman yönetim planında bir hüküm yoksa, yani bir düzenleme yoksa hayvanların beslenmeyeceğine ilişkin, o zaman biz ancak yapılabilecek olan eylemlerden veya davranış biçimlerinden bahsedebiliriz. Ama hayvan beslenemez diyorsa yapılacak bir şey yok.
Hemen bir örnek de bunu somutlaştırayım müsaadenizle. İzmir'de yaşanan bir olay. Sanıyorum bunu bahsettim ama bu konuyla alakalı da olduğu için tekrar bahsetmek istiyorum. Apartman yönetim planına karşı gerek yerel mahkemenin gerek Yargıtay'ın durumunu, bakış açısını ortaya koyan bir durum. Bir emsal karar. İzmir'de yaşanıyor. Bir komşu köpek ağlamasından rahatsız olduğu için sanıyorum yönetici şikayet ediyor karşı tarafı ve tahliye davası açıyor. Köpeğin tahliyesi. Ve köpeğin ismi Nancy isimli bir köpek diye geçiyor zaten bütün haberlerde vesaire. Ve davalı taraf da şunu savunuyor. Köpeğin tahliyesi edilmesini istenen, şikayet eden taraf değil. Diğer taraf da şunu savunuyor. Diyor ki benim çocuğuma köpek doktor tarafından tavsiye edildi. Çocuğum içe kapanık bir çocuk. Dolayısıyla sosyalleşmesi ve ruh sağlığı açısından, işte bunalımdan geçiriyor, ruh sağlığı açısından benim köpek beslemem gerektiği söylendi diyor. Hı hı. Şimdi yerel mahkeme çok güzel ve çok anlamlı, çok doğru bir tespitle bunu tahliye davasını reddediyor. Şunu söyleyeyim, her ne kadar diyor, kat mülkiyeti yasasına dayanarak diyor, kat malikleri imzalamışlarsa diyor apartman yönetim planında köpek beslenemez diye, imzalamış iseler de diyor, burada diyor, İşin toplumsal ve çocuğa sağlayacağı fayda düşünüldüğünde bir dengeye koyuyor. Çocuğa sağlayacağı düşünce ve yasa. Ve bu boyutu ben düşünmek zorundayım diyor. Ve bu sosyal boyutunu ele alarak diğerini terk ediyor. Her ne kadar pozitif hukuk kuralı olsa da ben bu boyutunu düşünmek zorundayım. Çocuğun sağlığını, gerek işte ruh sağlığını, gerek fiziksel sağlığını düşünmek zorundayım. Ve bu Nancy isimli köpeği tahliye edilmesin diyor. Ve tabii yönetici temiz ediyor bu kararı ve Yargıtay maalesef, maalesef mi denir, hani bu da bir soru işareti. Sonuçta önümüzde de pozitif bir hukuk kuralı var. Sonuçta bizim hukuk sistemimiz içtihat hukuk sistemi değil, yani içtihatla gelişen bir hukuk sistemi değil. Bizim hukuk sistemimiz yasada ne diyorsa o yapılır. Pozitif hukuk kuralları gereği yasada yazan uygulanır. Yargıtay da bunu söylüyor işte. Zaten kat mülkiyeti yasasında bu çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Yönetim planında da ekstra söylenmiş. Yani hayvanların beslenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme de var. Dolayısıyla biz tahliyesine karar vermesini gerekir diyor. Yerel mahkeme kararını bozuyor. Ve tabii yerel mahkeme de bu kararı uyuyor ve tahliye ediliyor. Daha doğrusu tahliye etmiyorlar. Nancy isimli köpeği aile. O evden taşınmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu ev sahibi kiracı olsa fark etmiyor değil mi? Tabii aynen, yine fark etmiyor. Yani kiracı da bunu kabul ediyor. Ev sahibi de olsa. Evet yani hayır. Ya köpeği tahliye edecek. Şimdi şöyle, siz kiracı olarak bilerek gitmek zorundasınız. Ya ev sahibi olsa da zaten bu ev sahibi yönetim planından haberdardır. Köpek beslenmemesi gerektiğini bilir. Yönetim planı imzalanırken vardır muhakkak. Ama kiracıysa da bu durumu bilerek ikamet etmesi lazım. Eğer zaten beslenemez diyorsa kiracının da yapacağı bir şey yok. Hmm. Ama eğer beslenir yazıyorsa yönetim planında, işte bu sefer yapılabilecek şeyler var. Bunlardan bahsedeyim. Sizin bir hayvanınızdan dolayı, işte havlamasından veya kedinin miyavlamasından dolayı çevre il müdürlüğüne şikayet edildiniz. Çevre il müdürlüğünden size ilk önce şöyle bir uyarı gelir. Tahliye edin. Siz bu tahliye hükmüne uymazsanız, uyarısına uymaz iseniz para cezası gelir. Şimdi bu para cezasının usule uygun olup verilmediği de önemlidir. Buna ilişkin neler yapılabilir? İlk önce sizin de aslında konuyu anlatırken değindiniz, imza toplama olayı vardır. Apartmanda yaşayan diğer sakinlerin imzasını toplayabilirsiniz. Bunu iki yolla yapabilirsiniz. Bir toplu imza toplayabilirsiniz. Yani şöyle yazarsınız, kendinizi ifade edersiniz. Şu dairede oturmaktayım. Şöyle bir canlım var, bu canlının rahatsız olmadığını beyan ederim deyip altına imzalar alınabilir. Veya da kişiler, sakinler ayrı ayrı bu durumu belgeleyip imza atabilir. Bunları toplayıp itiraz edebilirsiniz. Ama burada en can alıcı nokta da muhtarlıktan o sakinlerin, daha doğrusu imzayı atan sakinlerin o dairede oturduğuna ilişkin belge alınması gerekiyor. Sonuçta siz gidip işte arkadaşınıza rica ettirip de ben şu apartmanda, şu dairede oturuyorum, o köpekten rahatsız olmuyorum diye yapabilirsiniz. Çünkü hukuk böyle bir şey. Yani siz delillendirdiğiniz sürece hukukta varsınız, delillendiremediğiniz sürece yoksunuz. Dolayısıyla muhtardan böyle bir yazı alınması gerekiyor. Eğer tabii iş mahkeme aşamasına, dava aşamasına gelmişse durum biraz daha farklı olabiliyor.
şunu savunma aracı olarak kullanabilirsiniz. Birincisi, siz eskiden beri oturuyorsunuzdur belki o dairede. Sizi yeni şikayet etmiştir. Çünkü bu sıklıkla rastlanan mesele bu. Farklı bir husumetten canlıya zarar vermek, kişinin de canını yakmak için şikayet edilebiliyor. Dolayısıyla subjektif olan bu durumu, şikayet eden kişinin subjektif olduğunu sizin ispat etmeniz lazım. İspat ederken de bunu kullanabilirsiniz. Yani ben şu kadar tarihten beri bu apartmanda oturuyorum ve bu kadar tarihten beri şikayet edilmeyip neden şimdi şikayet ediliyor? Bir diğeri, hayvana bazen bu da rastlanan bir durum. Taciz edici davranışlar yapıyor. Örneğin kapıya vuruluyor. Alt kat veya üst kattaysa alta vuruluyor veya üste vuruluyor. Bu da canlıyı sonuçta harekete geçiren bir durum ve havlamasına sebep olan veya ses çıkartmasına sebep olan bir durum. Bir diğeri, hayvan, birkaç hayvan olabiliyor bazen apartmanlarda ve hayvanların doğal olarak birbirleriyle anlaşması havlayarak sağlayabiliyorlar. Hatta saatleri bile olabiliyor bazen apartmanlarda. Biri havlamaya başlayınca diğeri de katıyor, sonra diğeri de katıyor. Aslında bu onların doğası gereği. Yani işte hiç bunun başka bir açıklaması yok. Doğası gereği konuşma aracıyla ve birbirlerine seslenme aracı olarak kullandıkları. Kediler, kuşlar da zaten hep böyle. Birlikte haberleşiyorlar. Yani insanlar sonuçta konuşarak iletişime geçiyor. Onlar da ses çıkartarak iletişime geçiyor. Bu durum da olabilir. Bunu da araştırmanız gerekebilir. Veya şu da bir savunma yöntemidir. Birçok hayvan var ve sizinkini şikayet etmiş sadece. Sizinkinden dert yanıyor. Bu da bence kötü niyet tüm bir işaretidir. Neden diğer hayvanlar değil, benim hayvanım sadece odaklanıyor ve onu şikayet ediyor. O hayvan çok avlıyor falan diye bir bahanesi tabii, olursa. Eğer öyle bir bahanesi olursa, benim şimdi söyleyeceğim şey, gürültü seviyesi tespiti dediğimiz bir husus var. Bu açıdan çok önemli. Gürültü seviyesi tespiti dediğimiz şey, siz evet çevre il müdürlüğüne şikayet edildiniz ve siz bu dakikadan sonra ses tespiti isteyebilirsiniz. Gürültü seviyesi ses tespiti. Peki bu nedir? Bu sizin beslediğiniz hayvanın kamuya zarar verip vermediği, yani kamuyu zarar değil de daha doğru ifadeyle rahatsız edip etmediğini tespit eden bir araçtır. Zaten buna ilişkin gürültü ses tespitine ilişkin gürültü kontrol yönetmeliği de vardır. Bayağı da ayrıntılı düzenlenmiştir. İşte kanunun son taraflarında tablolar vesaire vardır. Bu gürültü ses seviyesi tespiti nasıl yapılıyor? Desibelle yapılıyor. Aynen öyle. Hemen burada sanırım vaktimiz de azalıyor. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Tamam, o zaman ben hemen bu desibelle ilgili, bu gürültü ses seviyesi tespitiyle ilgili çok önemli iki hususa değineyim. Ondan sonra bitirmek zorunda kalalım. Şimdi bu desibel olarak belirlenen tespitin yapılması, siz kendi evinizde canlı besliyorsunuz. Sizi başka bir komşu şikayet ediyor. O komşunun evinden yapılması gerekiyor. Hmm. Bazen inanın bu konuda bile rastlanan durum evin içerisinden yapıyorlar. Bu usulsüzdür, bu yanlıştır. Buna itiraz edilebilir. Hatta başka bir evden gün boyunca yapılması gerekiyor ve bandrollü olması gerekiyor. Resmi nitelik taşıması için teybin bandrollü olması gerekiyor. Gün boyunca, bir de en az bir gün boyunca diyoruz. Yani iki günde olabilir. Belki canlı o an hasta. Belki bir sıkıntısı var. O dönem havlıyor. Anlatabildim mi? Bunun engellenmesi için belki 3 gün, belki 1 hafta sonra tekrar yapabilmeniz gerekiyor. Burada bandrol de önemli. Bunun bir gün boyunca sürmesi de önemli. Şikayet gelen yerden yapılması da çok önemli bir husustur. Diğer önemli bir husus ve dikkat edilecek konu, genel çevrenin ses seviyesiyle hayvanın ses seviyesinin yakın olmaması gerekiyor. Örneğin çevrede çok fazla zaten bina var, işte dolmuş otobüsün geçtiği, trafik akışının yoğun olduğu bir yer vesaire. O zaman örneğin 70 tuttu ses seviyesi tespiti, 70 desibel geldi. Hayvanınki de 75. O takdirde bunun rahatsız edilebilir nitelikte olduğundan bahsedemeyiz. Doğru. Bundan bahsetmek insanın kötü niyetini de ortaya koyar. Art niyet olduğunu gösteriyor. Art niyet olur. Yani o 5'ten mi sen rahatsız oluyorsun? 5 desibel dediğimiz hangi şiddete tekabül eder tam? Hani tabirini bilmiyorum, tam karşılığını bilmiyorum ama ya 5 rakam olarak bile azken ses seviyesi olarak çok daha az olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bir hayvan zaten genelde bir insanın rahatsız olacağı boyuttaki ses nedir? Kanunda da yanlış hatırlamıyorsam 120 desibelden başlıyor bu yönetmelikte. Bu 120 desibel de yaklaşık 3-4 yer kazıma cihaz makinesinin bir süre devam etmesi. 120 ve üzeri. Evet, aynen öyle. 120 ve üzerinde siz gerçek anlamda
huzursuz ve rahatsız olabilirsiniz. Bu ne zaman, bu ne kadar işte 3-4 tane kazma cihazının birlikte çalışması gibi. Zaten hiçbir köpek siz isteseniz de gün boyunca bu kadar çok havlayamaz. Gün boyunca bu kadar çok miyavlayamaz kedi açısından. Ve rahatsız edecek nitelikte olamaz. Bir diğeri gürültü ses seviyesi tespitinde en çok karşımıza çıkan başka bir köpeği havlayıp havlamadığı. Başka bir köpeği havlıyor mu? Böyle bir durum var mı? Bu ve yine en önemlisi ve hayvan hakları ihlalinin olup olmadığını bize gösteren husus da hayvan besleyen kişinin kusurunun olmaması gerekiyor. Bu ne demek? Ben eğer hayvan besleyen kişi olarak bazen bunu da görüyoruz. Balkona kilitlemesi veya lavaboya kilitlemesi, aç bırakması, susuz bırakması, dövmesi veya birçok hayvan evde besleyip bunların dövüşmesi, dövüştürülmesi vesaire gibi durumlar var mı? Kusursuzluğunu ispat etmesi gerekiyor. Eğer kusuru varsa bu takdirde ona yönelik işlem yapılması gerekiyor. Örneğin o işte hayvanın işte burada hayvan hakları koruma kanunu yönetmeninin 5. maddesi olması gerekiyor. Bu 5. maddeye uygun olarak denetçiler tarafından bu köpeğin alınması, barınağa yerleştirilmesi gerekiyor. İşkence edilen bir durum varsa. Gürültü aslında burada hani şikayet edilmesinde pozitif bir yönünü görmüş oluyoruz. Hayvan sahibinin kusuru varsa o hayvanın daha fazla zor durumda kalmasına engel olarak hayvanı almamız gerekiyor. Toparlamak gerekirse burada evet ses seviyesi tespitinde önemli olan hususları bahsettik. Burada işte en önemli şey bir gürültü ses seviyesi tespiti yapılması gerekir. İkincisi de daha önemlisi bunun usule uygun olması gerekir. Eğer gerçekten rahatsız edici bir durum varsa ve delil yoksa yine yapılacak bir şey yoktur. Yine tahliye edilemez ki bu yine yakın zamanlarda yaşanan bir olaydı. İki çoban köpeğinin havlamasından dolayı bir adli süreç başlatılmıştı. Şikayet edilen kişi, daha doğrusu sanık beraat kararı verdi ilk derece mahkemesi. Sonra Yargıtay bu kararı bozdu. İlk derece mahkemesi şunu söyledi. Çevre ve sağlık raporuna göre 50 desibelin altındadır. Bu çevre sakinlerini etkilemez, daha doğrusu komşuyu etkilemez. O yüzden tahliye kararı verdi sanık hakkında. Sonra Yargıtay da aslında bu işin zor olduğunu gösteriyorum şu an. Yani Yargıtay'ın da yaklaşımını hemen ifade etmek istedim. Yargıtay da dedi ki her ne kadar çevre ve sağlık raporu varsa da 50 desibelin altında olsa da gerçekten ruh sağlığını ya da işte fiziksel sağlığı, ruh sağlığını ya da huzuru bozacak bir durum var mı yok mu diye bilir kişiden rapor alınması gerekiyor. Bilir kişi ancak bunu tayin edebilir dedi ve bilir kişi raporuna aldırılması eksik incelemeden dolayı dosyayı tekrar ilk derece mahkemesine gönderdi. Böyle olunca aslında bu işin bu kadar da kolay olmadığını görüyoruz. Sadece çevre ve sağlık kurulu raporlarına göre işlem yapılmadığını görüyoruz. Bu da tabii sevindirici bir durum bizim açımızdan. Sayın Gürhan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir şey ekleyecektim. Onu ekleyip aslında bitirmek istiyorum. Şimdi hayvana şiddeti konuştuk. Hayvanların öldürülmesini, istismar edilmesini ama şöyle bir gerçek var ki genelde hayvanlara şiddet uygulayanlar ya da hayvanları öldürenlerin insanlara karşı bir şiddet eğilimi olduğu da gerçek. Aslında psikologlar da bunu söylüyor. Çünkü bütün şiddet vakalarını ya da tecavüz vakalarını daha öncesinde böyle bir hayvanla yaşanan kötü bir geçmiş olabiliyor. Biraz da buradan da bakmak lazım. Sadece ceza boyutu değil, parayla cezalandırdığımız çoğu olay ardından başka kötü bir şekilde karşımıza da çıkabiliyor aslında. Evet, o yüzden de sabıka kaydı tutulmalı diye düşünüyorum evet, ben. Evet, doğru. Yani doğru. Hayvana karşı şiddet uygulayan kişilerin de sabıka kaydı olmalı. Olmalı. Ve o kişilerin örneğin hayvan sahiplenmesi engellenmeli veya hayvanlarla ilişkili işlerde çalıştırılması ya engellenmeli. Ya da çocuklarla ilgili işlerde çalışılması. İşlerde çalışması engellenmeli. Hani bunun için yapılabilecek çok şey var. Sadece hüküm de yetersiz. Bunun zaten başka bir örneği daha var. Eskişehir'de bir karar vardı ve bu karar doğrultusunda örneğin kişinin, yani şikayet edilen kişinin köpek sahibinin farklı şekilde işte örneğin çevrenin temizletilmesi şeklinde karar alınıp çevreyi temizletildi. Yani sadece bunun adli para cezası, hapis cezası diye düşünmemek de gerekli. Farklı yaptırımlar da getirilebilir. Zaten hep konuştuğumuz şey evde canlı beslenmesi. Canlı diyorum yani sadece köpek ve kedi olarak da düşünmemek lazım. Sizin söylediğiniz gibi hep sanki bu örnek üzerinden gidiyoruz. Bir canlı beslenmesi bile o çocuğun gelişimi açısından gerek ruhsal gerek fiziksel gelişimi açısından sosyal becerileri açısından iletişimi açısından da faydalı olacaktır. Ve bu sorunların altyapısından eğitim vesilesiyle ailedeki eğitim, okuldaki eğitim değil sadece bizim kastettiğimiz eğitim ailede başlar. Ailedeki eğitimden tabandan iyi yetişen
çocuklar ve bireyler ve vatandaşlar olacaktır. Doğru. Eğitim oradan başlıyor. Belki çoğu sorun da hallolacaktır. Aynen öyle, inşallah. Çok teşekkürler o zaman. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, inşallah. Sayın seyirciler, bizler Güne Bakış'a biraz daha devam edeceğiz, aktaracağımız haberler var. Konumuz hayvan haklarıydı. Daha çok konuşacağız. Ama dilerim ki bir gün hayvan haklarını değil, artık eşitliği konuşabiliriz ve yeryüzünü paylaştığımız günleri konuşabiliriz hayvanlar ve doğayla birlikte. Çünkü ne biz onların sahibiyiz ne onlar bir eşya. Biraz sonra burada olacağız. Çok kısa bir aramız var.